Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pürüzsüz eller için pürüzsüz ellere nasıl kavuşabilirsiniz videosunu çekiyorum. Hem önerilerim olacak hem de evdeki malzemelerle ellerinize nasıl bakım yapabilirsiniz onu kısaca size anlatmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir kovanın içine veya bir tasın içerisine ılık su koyun. Ilık su diyorum çünkü ılık su cildinizin, derinizin üzerindeki ölü derileri yumuşatacaktır. Peeling yaparken bunun faydasını çok göreceksiniz. Önce bir kuruyan elleri, çatlayan elleri yumuşatalım. Şöyle şu şekilde ellerimizi birkaç dakika kadar ılık suyun içerisinde bekletin. O arada da ben de sizlere peeling için neler yapabilirsiniz onu göstermek istiyorum. Biz bugün çay şekeri yani beyaz şeker kullanacağız. Bir de zeytinyağı kullanacağız peeling için. Öncelikle göz kararı bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağını kabımıza alıyoruz. Şöyle göstereyim. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar da şekeri alıp zeytinyağın içerisinde karıştırıyoruz. Ellerinizi siz suda bekletirken onu hazırlayıp kenara bırakmanız önemli. Ben şimdi size göstermek için tek elde uyguluyorum. Zeytinyağı cildi yumuşatır. Ayrıca yaşlanma karşıtıdır. Ellerinizdeki buruşmayı, kırışmayı ve lekeleri, ölü derileri çok güzel temizleyecektir. Şekeri kullanmamızın sebebi ise peeling görevi yani üzerindeki deriyi alma için peeling görevi görecektir. Yani kuruyan, çatlayan elleri çok güzel rahatlatacaktır. Beklettikten sonra şöyle alıyorsunuz. Çok yavaş hareketlerle derinizi yani elinizi çizmeden peeling yaparak ölü deriyi temizliyorsunuz. Ayrıca da içerisindeki zeytinyağı da ellerinizi yumuşacık yapıyor. Derinize bakım yapıyor. Çatlayan ve kuruyan, sertleşen ellerinizde yumuşatmış oluyorsunuz. Özellikle de parmak aralarını, yani tırnakların etrafını çok güzel şöyle peeling yaparak da oradaki derileri de alıyorsunuz. Tırnak aralarındaki, kenarlarındaki deri neden kalkar? Tedavisi nedir? Bunu da bir sonraki videomda sizinle paylaşacağım. Çünkü özellikle mevsim geçişlerinde tırnak etrafındaki derilerin kalkması hem çok acı verir hem de çok kötü görünür. Ayrıca da tırnaklarınızda enfeksiyon kapmaya sebep olur. Onu nasıl tedavi edebiliriz ve sebebi nedir? Nasıl beslenmeliyiz? Bir sonraki videoda sizin için çekeceğim. Bakın hemen fark ediliyor. Bu yapmadığım el, bu yaptığım el ayrıca da rengi de açılıyor. Deriniz tertemiz ve pırıl pırıl oluyor. Zeytinyağını seçmemin sebebi bu. Diğer yağlarla olur mu derseniz evet olur. Kayısı yağı da çok iyi geliyor. Kayısı çekirdeği yağı da aynı zamanda A vitaminidir. Ama şu anda elimde zeytinyağı olduğu için ben zeytinyağını kullanıyorum. Badem yağı da olur ama ben zeytinyağı ve kayısı yağının cilde çok çok iyi geldi. Cildin onu çok sevdiğini önce test etmiştim. Şöyle. Daha sonra ellerinizi yıkayın. Farkı görüyorsunuz. Bu çok daha hem rengi açıldı hem çok güzel yumuşadı. Kuruttuğum zaman daha iyi fark edeceksiniz. Sadece bunu yapmanız, haftada 2-3 defa bunu yapmanız hem elleriniz çok bakımlı ve temiz olacak hem de hiç ölü derileri ve çatlakların olmadığını göreceksiniz. Bakın. Sadece birkaç dakikalık bakımla elleriniz günlerce böyle tertemiz ve bakımlı kalacaktır. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açın ve sevdiklerinizle paylaşın. Hoşça kalın.